Sakinleştiysen aç kapıyı da gireyim içeri. Uzanayım yanına. Ya yatağımı özledim Belgin. Hele o kuş tüyü yastığımı. Karavana. Belgin ya. Sofya nerede? Nasıl da merak ediyorsun sevgilini. Korkma korkma. Bir İtalyan turist grubuna rastladı, muhabbet ediyor. İyi ettik onu buraya getirmekle, değil mi sevgili arkadaşın? Naz Hanım, rica ederim bana arkadaşım demeyin. Peki, sen nasıl istersen biricik dostum. Yani beni arkadaşıma razı olacak hale getirdiniz. İyi de Tarık, arkadaşım deme, dostum deme. Ne diyeceğim ben sana? İtalya'ya gittiğinde çok özleyeceğim ben seni. Yani çok zor olacak senin gibi bir arkadaş... Bir dert ortağı bulmak. Kim o arabanın yanındaki? Bilmem. Ümit? Bu arkadaş kim? Tanıştırayım. Yeni şoförün Kerem. Günaydın. Bunlar da ablam Naz. Yerine geçtiğin eski şoförümüz Tarık... ve sevgilisi Sofya. Emrinize amadeyim Naz Hanım. Ümit Bey çok methetti sizi. Yokluğunuzu hissettirmemeye çalışacağım. O zaman çok çalışman gerekecek. Nasılsın Netice Hala? Şu Hacer'in bir ifadesini alayım, daha da iyi olacağım. Hacer mi? Hı? Biz geldik. Neredeler? Şimdi buradalardı. Hayatta en korktuğum iki şeyden biri... Tarık'ın yeniden rally'e başlaması. Benim de. Diğer ne peki? Diğeri... şu anda başıma geliyor galiba. Benim de. Non è rimasto nessuno di cui possa fidarmi. Şimdi ne yapıyorlar acaba? Şimdi ne yapıyorlar acaba? Sakın üzülme. Üzülme Naz. Sen doğru olanı yaptın. Tarık'ın bu evden gitmesi gerekiyordu. Kendini burada çalışarak harcayacağına, İtalya'ya gitmesine bu evdeki herkes mutlu oldu. İnan buna. Gitti.
Gitti Karayip Korsanım, gitti. Biricik Alfonso'm gitti. Evimizin eli yüzü düzgün tek adamı gitti. Of of. Ablacığım, tamam üzme kendini bu kadar. Bak, ben de üzüldüm ama... Üzülmüşmüş. Senin yüzünden gitti bir kere. Sen çocuğun üstüne başka şoförü kuma diye getirirsen... ...kaçar tabii. Zaten Hacer'e de netice senden özür dileyecek dedin ya... ...onu da unutmadım daha. Yahu senin Hulusi'nin planıydı. Suçu pırıl pırıl Hulusi'nin üzerine atma. Tamam mı? Gitti. Gitti. Gitti Karayip Korsanım, gitti. Biricik Alfonso'm gitti. Yahu abla. Evet. Kesinlikle en doğru olanı yaptın. Koskoca Alfonso. Avrupa Rally şampiyonu. Gitsin İtalya'da hayatını yaşasın. İtalya'ya gittiğine sevinmeyecek tek bir insan yoktur. Hacer ablam, inan vahinin kurbanı oldum. Bana Netice ablam özür dilemek istiyorum dedi. Ben ondan... Sus! İşine gelince suçu o gül gibi adamcağızın üzerine atma. Bergin, sen de bir şey söylesene. Üstüme gelme Hulusi. Hayda! Sana ne oluyor? Vahilerden çıktığımızdan beri tek kelime etmedin. Hulusi, üstüme gelme dedim. Ah vay ah! Evimin huzurunu yok ettin. Ben senin kredi faizini %60 puan arttırayım da gör. Vay yok etti ha? Bu evin huzuru, sen biricik Tarık'ımı kapı dışarı ettiğin gün yok oldu Hulusi. O gün bugündür gün yüzü görmedik. Ya Zibidi 3 milyon avromu İtalya'da rallilerde barlarda yedi. Ne yapacaktım? Afiyet olsun mu diyecektim? Tamam, yaptı bir hata. Ama insan öz oğlunu evden kovar mı? Mahkemeye verir mi? Her hafta bir suçlu gibi karakola imza vermeye zorlar mı? Kendi bankasına borç ödetir mi? Yurt dışına çıkma yasağı koyar mı? Ya ben onları yine kaçmasına engel olmak için yaptım. Aferin Hulusi. Başardın. Şu anda Tarık, İtalyan mafyasının düzenlediği bir operasyon neticesinde... ...Sofya adında bir kızla birlikte İtalya yolunda. Ne? Bergin. Bana Bergin deme. Peki hayatım? Hele hayatım hiç deme. Peki ne diyeyim Bergin? Hiçbir şey deme. Hatta yüzüme bile bakma. Hatta Tarık'ımı bulup getirmeden karşıma bile çıkma Hulusi. Filiz, çabuk bilgisayarını al buraya gel. Evet, en doğrusunu yaptın Naz. Sevenleri kavuşturdun. Dahası Alfonso'yu İtalya'daki milyonlarca seveniyle kavuşturdun. Şu anda Roma Havaalanı'nda sevgilisiyle kol kola uçaktan iniyordur. Ve binlerce hayranı onu pankartlarla, alkışlarla karşılıyordur. Bunları düşün ve mutlu ol. Oğlum Tarık, aceleden cüzdanını da almamışsın yanına. Gidecek yerin de yok. Kimseye de güvenemezsin. Kaldın mı sap gibi ortada? Ah Sadir, ah! Nasıl yaptın bunu bana? Hatta dönüşü şerefine muhteşem bir parti hazırlamışlardır kendisine. Şampanyalar, havyarlar böyle havada uçuşuyordur. Vereyim mi bir tabak? Parayla mı? Yok. Biz evde yiyorduk. Annem çok yapmış. Artanı çık sokakta dağıt dedi. Tövbe tövbe. Gel gel. Benden gel. Sağ olasın. Al. Senin gibi 8-10 kişi daha olsa bu memlekette kimse aç kalmaz. Senin gibi 8-10 kişi daha olsa ben bir haftada iflas ederim, iflas. Ha? Evet evet. Çok doğru bir şey yaptın Naz. Tarık'ın hayatını kurtardın.
O şimdi İtalya'da sevdiklerinin yanında mutlu ve huzurlu. Benim adımı bile unutmuştur. Adı Naz'dı. 9 ay şoförlüğünü yaptım. Sonra olmadı. Yürümedi. Yürütemedik. Hep tam her şey yoluna girdi derken bir pürüz çıktı. Başkaları girdi işin içine. En başta annem. Rahat vermedi bize. Hiç mutlu olamadık. Ve ayrılmak zorunda kaldık. Affedersin kardeş. Ben yanlış duydum galiba. Sen bu kızın şoförlüğünü yaptın mı dedin? Yoksa bu kızla evlendin mi dedin? Hı? Tabii unutmuştur adını. Niye hatırlasın ki? Sen kimsin ki şu anda onun için? O seni çoktan aştı. Şu anda muhtemelen İtalya Spor Bakanı kendisine onur madalyası veriyordur. Bir tabak daha. Teşekkür ederim, sağ ol. İnanmıyorum ya. Sen çok yanlış bir şey yaptın Naz. Hem de çok yanlış bir şey. Yaşanan bunca şeyin üstüne seni bir çırpıda unutmasına izin verdin. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl? Hala bir şansın var Naz. Tamam. Sonuncusunu da yazdım. Bu iş tamam. İnanmıyorum baba ya. Beni şunun için yataktan kaldırdın. Hepsine gideceğim bunların. Hepsine. Tek tek. Her gece sabaha kadar bar bar disco dolaşacağım. Helal olsun Hulusi. Oğlun İtalya'ya kaçmış. Karın onu bulmadan karşıma sakın çıkma demiş. Sen gidip Tarık'ı arayacağına sabahlara kadar bar bar disco dolaşacağım diyorsun. Evet Hacer ablam, dolaşacağım. Tek tek dolaşacağım. Roma'da ünlülerin, zenginlerin gittiği ne kadar disco, bar varsa hepsini dolaşacağım, tamam mı? Bu zibidinin benim 3 milyon avromu çıtır çıtır ezdiği bütün mekanların listesini çıkarttım. Bunlardan birinde bulacağım onu. Ve egzesinden tuttuğum gibi sürükleye bindireceğim uçağa, getireceğim anasının dizinin dibine, yatıracağım onu, tamam mı? Ben bakarım. Satri? Artık üzme kendini Ayşe. Bu ayrılık bitti. Nihayet kavuşacağız birbirimize. En yakın arkadaşımı satmak pahasına da olsa. Çünkü seni seviyorum. Hulusi amca nerede? İçeride. Gel benimle. Sadri. Hulusi amca. Teklifinizi kabul ediyorum. Ben size Tarık'ın yerini söyleyeceğim. Sadri. Kusura bakma Filiz. Ben Ayşe'siz yaşayamam. Ama siz de beni babamla barıştıracaksınız. Sonra ailecek gelip Hacer annemden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ayşe'yi isteyeceğiz. Hulusi amca, şoka hazır olun. Tarık şu anda nerede biliyor musunuz? Evet. Burada. Bunlardan birinde. Geç kaldın Sadri, öğrendim bile. Şimdi yürü gidiyoruz. Nereye? Roma'ya. O zibidiyi bulmaya. Roma? Evet. İyi de benim pasaportum yok. Ben gidiyorum, ben. Sen beni havalanına kadar götürüyorsun, sonra tıpış tıpış geri dönüyorsun zibidi. Ev halkı, bana iyi bakın. Beni burada bir dahaki görüşümüzde bu Sadri zibidisinin şu anda olduğu yerde Tarık zibidisi olacak. Bu durumda bütün yollar Roma'ya. Yürü, yürü.
Aman. Ben yatıyorum. Bir daha da hiçbir güç kaldıramaz beni yatağımdan. Annesiyle babasıyla gelirse vereceksin beni değil mi anneanne? Hele bir gelsinler. O zaman düşünürüz. Bavul hala burada. Demek ki daha gitmedi. Demek ki almaya gelecek. Geldiğinde burada olmalısın Naz. Neden bilmiyorum ama olmalısın. Hayır, olmamalısın. Sevdiği kızla birlikte İtalya'ya gidip mutlu olacak. Gider ayak kafasını karıştırmamalısın. İyi de niye karışsın ki? Seni sallamaz bile. Medeni bir şekilde vedalaşırsınız. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Bir haftaya kalmaz, o seni unutur, sen de onu. Kendini kandırma Naz. O seni unutacak. Ama sen onu asla unutamayacaksın. Ay, of Hulusi, of. Ne laf anlamaz adamsın sen? Tam tersine. İlk defa laf anladı. Ben de onu söylemeye geldim. Ne? Tarık'ı bulup buraya getirmeden karşıma bile çıkma dedin. O da Tarık'ı bulmaya gitti. İtalya'ya. Ne? Şu anda havaalanına gidiyor. Ne? Belki. Sen bir kulağını yıkan. Ne desem ne. Ay inanmıyorum. Ben Tarık İtalya'ya gitti diye cinnet geçiriyorum. Şimdi üstüne bir de Hulusi. Yok. Ben birini elden kaçırdım. Öbürünü de kaçırama. Alo Hulusi. Nergin, hiçbir şey söyleme. Ben senin ne demek istediğini gayet iyi anladım. Haklısın. Bütün bu olanların sorumlusu benim ve sana kendimi affettirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Şimdi telefonumu kapıyorum. Tarık'ı bulmadan da açmayacağım. Çünkü Tarık'ı bulmadan seninle konuşacak yüzüm yok. Seni seviyorum Bergin. Ay inanmıyorum. Adam telefonu kapadı. Ay aklımı kaçıracağım. Sıra ona geldi. Önce oğlunu kaçırdın evden, sonra kocanı. Şimdi sıra aklında. Hepsi benim yüzümden. Eğer Tarık'ın Naz'la ilişkisini onaylasaydım, bozmak için bu kadar uğraşmasaydım, şimdi belki mutlu bir beraberlikleri olacaktı. Tarık İtalya'ya dönmeyi hiç düşünmeyecekti. Senden bunu duydum ya. Artık her şeye inanırım. Yalan mı Hacer abla? Hepsi benim suçum. Neler yaptım ben bu ikisine bir araya gelmesinler diye. Tarık! Anne? Ay inanmıyorum. Belgin teyze? İnanmıyorum. Milyonlarca yer varken sen tut aynı mekanda buluş. Yok bu işaret. Demek ki bu özel ve güzel günü birlikte geçireceğiz. Naz, Tarık, işte büyük sürprizi açıklıyorum. Yeni sponsorum Türkiye'nin en büyük bankalarından biri Tekbank. Ve ne şanslısınız ki bankanın sahibi Belgin Tekelioğlu sizinle bizzat ilgilenecek. Hepimize hayırlı olsun. Ne oldu? Belgin teyze. Kocaman bir şey böyle simsiyah tüylü. Böyle üstümden şöyle uçuverdi. Tarık bir şeyler yap. Patron olarak emrediyorum. Ben hayatta tek başıma duramam bu odada. Ay ben hiç duramam. Ah akılsız kafama. Bırak birlikte olsunlar.
aklı başında eğitimli bir kızcağız. Sanatçı yönünde cabası. Babasını da tanıyoruz, gayet düzgün bir adam. Ne güzel evlenirlerdi. Yakınlarda bir ev alırdık ikisine. Yarın öbür gün bir de çocuk yaparlardı. Belgi, Belgincik. Hadi gel bakayım kızım babaanne. Gel, 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 gel. Koş, 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 koş. Babaanne, babaanne, babaanne. Gel. Ah, 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 yavrum. Ah, 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 ah. Ay, ne mutlu bir aile tablosu. Belgin, Belgin, Belgin. Yok, benim bu oğlu hemen müdahale etmem lazım. Hemen, 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 hemen. Filiz, kalk giyin, gidiyoruz hemen. Nereye? Önce havaalanına, sonra da şu İtalyan kızın oteline. Anlaşıldı. Bu gece bana uyku yok. Babanla abini bulamazsak bana hiçbir gece uyku yok. Hadi yürü. Demek baban evden kovdu. Ondan sokakta kaldın ha? Ya. Duymuşsundur babamın adını. Hulusi Tekelioğlu. Hulusi Tekelioğlu. Hı hı. Evet. Şu tek bankın sahibi olan. Hı hı. Ta kendisi. Tanımaz mıyım? Rahmetli babam az mı kredi aldı iş kurarken kendisinden? Sen de benim babamın adını duymuşsundur. Kim? Vehbi Koç. Yahu kardeşim, bir tabak pilav alacak paran yok. Sıktığın palavraya bak. Hulusi Tekelioğlu'nun oğluymuş. Açmıyor işte. Bir de yüzüme kapadı. İtalya'da Sofyacan'ın kollarında. Ve ben umurunda bile değilim. Nasıl özlemişse oraları. Bavulunu bile almadan koşarak gitti. Allah'ım. Şimdi bir mucize olsa. Şu kapıdan içeri girse. İnanmıyorum. Döndün. Ah! Mecburen. Gidecek başka yerim yok ki. Ha ama tabii sen burada yatacaksan ben kendime başka bir yer bulayım. Senin odan hangisiydi? Ay yok yok yok. Sen burada yat. Ben Tarık'a bakmaya gelmiştim. Boşuna gelmişsin. Çünkü Tarık şu an Roma'da. Hulusi amca da peşinden gitti. Şimdi havaalanına bıraktım. Hulusi amca niye peşinden gitti ki? Ha? Allah Allah. Bence de Allah Allah. İyi. Oğlum Sadri. Ne yapıyorsun? Az daha Tarık'ın Tarık Tekelioğlu olduğunu kaçıracaktın aslında. Aman dikkat. Unutma. Ne kadar az konuşursan o kadar az pot kırarsın. Peşinden İtalya'ya gitti demek. Yok bu Tarık'la Hulusi amcanın arasında arabasını çaldırmasından daha başka bir şeyler var. Ve benim bunları bir an önce öğrenmem lazım. Çıldıracağım Filiz. İkisinin de telefonu kapalı. Anne az önce havaalanında babamın Roma uçağına bindiğini öğrendik. Uçakta telefonu açacak hali yok ya. Sen bir şey öğrendin mi? Hesabını birkaç saat önce kapamış. Uçtu. Oğluşum avucumun içinden uçtu. Eve gidelim Filiz. Anne, iyi misin? Bana bakacağın arabayı çalıştırsana. Hadi gidelim. Naz. Efendim. Konuşabilir miyiz biraz? Sabah konuşsak Ümit. Şu anda kafam çok karışık. Benim de. Hangi konuda?
Aynı konuda. Benim hangi konuda kafam karışık? Aynı konuda. Ümit hiç bana laf oyunu yapma. Zaten kafam karışık. Benim de. Hangi konuda? Aynı konuda. Ümit, biz bu konuşmayı biraz önce de yapmamış mıydık? O zaman şunları yapmadan önce bir oku istersen. Yarın okurum Ümit. Şimdi hemen uyumak istiyorum. Bir göz atıver. Paolo Ravioli. Riane Pozzus. Anne. Konuşmak istemiyorum Filiz. Senden bir şey istesem yapar mısın? Ne? Ne olur sen de gitme, tamam mı? Artık uyuyabilirsin Filiz. Abi. Filiz, bana çok acele biraz para lazım. Abi, bu saatte nereden para bulacağım? Bulacaksın bir yerden ve hemen buyurun bana getireceksin. Ne kadar? 4 lira. 4 lira? Ya da sen 5 lira getir, 1 lira da bahşiş verelim. Bu ne? İnternette bizim Alfonso'nun ralleci dostu Paolo Ravioli hakkındaki sayfaların çevirisi. İtalyanca bilen birine çevirseydin Ümit. Burada Paolo Ravioli ralleci değil, Roma'daki bir makarnacı gözüküyor. Onu bana değil Alfonso'ya soracaksın Naz. Artık soramam. Niye? Çünkü Tarık İtalya'ya gitti. Mümkün değil. Niye? Bu sabah polis geldi. Bizim Tarık'ın yurt dışına çıkış yasağı varmış. Nasıl olur? Ben de sana onu soracaktım. Nasıl olur? Buyurun. Eline sağlık usta ya, muhteşem. Afiyet olsun. Üstü kalsın. Sağ olasın. Allah bereket versin. Ha, senin paran çünkü. Filiz, Sadri söyledi değil mi? Neyi? Benim Vay Beylerin yanında çalıştığım. Ne? Bırak numarayı. Biliyorum. Sadri söyledi. Dün beni aradı. Alo Tarık. Sana bir şey soracağım. Sevdiğin kızla kavuşmanın tek yolu en yakın arkadaşını satmak olsaydı ne yapardın? Ne? Alo Sadri. Vallahi söylemeye niyetlendi ama annem daha önce davrandı. Annem mi söyledi? Evet. Babam da şimdi orada seni arıyor. Vay amcalarda. Hayır, İtalya'da. Ne? Uzun hikaye abi. Anlatırım ama burada değil. Nerede? Boşuna gelmişsin. Çünkü Tarık şu anda Roma'da. Hulusi amca da peşinden gitti. Şimdi havaalanına bıraktım. Bu sabah polis geldi. Bizim Tarık'ın yurt dışına çıkış yasağı varmış. Söz vermiştin söylemeyeceğini ama yine arkanda bir sürü yalan bırakıp gittin Tarık. Her nereye gittiysen. Kızım. Günaydın. Günaydın. Babaanneye bak. Gelinim, güzelim. Hayatım, hoş geldin. Bak Belgincik, babaanne uyandı. Canım, oh, oh. Ne mutlu bir aile tablosu. Patates. Anne, anne, günaydın. Anneciğim, hadi kalk. Hadi, 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 hadi. Birlikte kahvaltı edelim, sonra benim bankaya gitmem lazım.
Keyifli bir rüya görmek de yasak bu evde. Yasaklandı. Hadi anneciğim hadi. Ay oh, dur. Tamam. Dur. Dön bakalım. Filiz ne bu sofra böyle? Ay kahvaltıya misafir çağırdıysam moralim bozuk hiç çekemem. Ben yatıyorum. Ya o misafir bensem? Tarık. Ah. Annem benim. Ah. Canım oğluşum. Ah. Ay dur 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 biri çimdiklesin beni. Çimdikli. Yok ben çimdikli. Oh. Ay nasıl rahatladı içim. Ya bu da o rüyalardan biri zannettim. Hangi rüyalardan? Aman boş ver şimdi. Ah nihayet aylar sonra iki çocuğumla birlikte kahvaltı edeceğim. Bundan büyük mutluluk mu olur? Canım yavrularım benim. Ah. Hadi sofraya geçelim. Hadi tamam. Sen de ne oluyor ne bitiyor anlat bakalım. Hadi. Hadi benim canım. Tamam. Bak. Gitti. Gitti Karayip Korsanım. Gitti biricik Alfonso'm. Ya bendeki şu şanssızlığa bak. Kahvaltı sofrasında gözümü şenlendiren iki şey vardı. Biri gitti. Öbürü de ben miyim valla? Olabilirdin ama. E senin de şanssızlığın yavrum babana benzemen. Otur. Günaydın. Günaydın. Heh, işte geldi öbürü. Gel Keremcim gel. Geç otur karşıma da şöyle bir içim açılsın. Sağ olun ben sizi rahatsız etmeyeyim Netice Hanım. Netice değil. Aslı Aslı. Peki Aslı Hanım. Ha şöyle canım. Bak gördün mü Vahiy? Söyleneni hemen anlıyor. Ben bu Kerem'i çok tuttum. Çok iyi çalışıyor. Şuna bir maaş ikramiye verelim. Ya valla daha işe dün başladı. Ne ikramiyesi? Senin koskoca tekstil fabrikan var. Duydunuz değil mi? Şurada 3.000 liranın hesabını yapıyor. Ayıp. 3.000 lira mı? Ya ne zaman 3.000 lira oldu maaş? Ben söyleyince oldu. Abla bu konuyu seninle bir konuşsak. Aman cimrisin işte cimri. Sen küçükken de cimriydin, büyürken de cimriydin. Hala da cimrisin. Zaten Karayip Korsanımı da üzerine kuma getirip evden kaçırdın. Sen üzerine alınma Kerem. Senin gibi kuma dostlar başına. Sen arabada bekleyiver ben geliyorum. Emredersiniz Nazan. Aman nihayet konuştu bayan Müşmula. Sofraya oturduğundan beri bir karış surat. Babası kılıklı ne olacak? Keyfim yok halacığım ondandır. Ay niye yok keyfin ha? Yoksa bu bizim Alfonso'ya sevdalıydı da gitti diye mi karalar bağlıyor ha? Müsaadenizle benim okula gitmem lazım. Yani bazen öyle laflar ediyorsun ki abla. Sana mı soracağım nasıl laflar edeceğimi ha? Zaten güzelim oğlanı da İtalyalara kaçırdın. Ne diyeyim sana? Durun bakalım. Belki kaçmamıştır. Ya da belki kaçamamıştır. Filiz, babam İtalya'da gel evde kal deyince ben de tamam dedim. İyi etmişsin. İtalya'ya gittin diye nasıl endişelendim bir bilsen. Nasıl gideyim anne? Yurt dışına çıkma yasağım var biliyorsun. Ne bileyim. O İtalyan kız falan işin içine girince dedim İtalyan mafyası bu çocuğu kaçırma planları yapıyor. Yok artık. Yani bir yere gitmiyorsun. Ama istiyorum. Naz beni yanında çalıştırmaz artık. Başka bir yerde çalışmak istemiyorum. Burada da herkese yalan söylemekten, sürekli birilerinden kaçmaktan yoruldum. İlk fırsatta bir yolunu bulup döneceğim galiba. Anlıyorum. Anlıyor musun? Ben bunu duyunca sinirlenirsin diye düşünmüştüm. Ay saçmalama Tarık. Sen nerede mutlu olacaksan ben senin orada olmanı isterim. Eğer İtalya'da mutlu olacaksan ben seni kendi ellerimle İtalya'ya gönderirim. Hatta öyle de yapacağım. Tarık bu yurt dışına çıkış meselesini bana bırakmanı istiyorum. Sen hiçbir şey yapma. Ben bu yasağı kaldıracağım. Ve seni kendi ellerimle Roma uçağına bindireceğim. Ama bu iş tamamen bana bırakacaksın. Anlaştık mı? Sen bir tanesin annem. Ama bekle. Babam önce İtalya'dan bir dönsün. Gider gitmez bulur orada abimi.
Aman canım, koskoca Roma'da. Nereden bulacak abini? Öyle deme. Benden Roma'nın en gözde bar ve diskolarının listesini istedi. Abimin takıldığı yerlere gidecekmiş. Sabahlara kadar disko disko bar bar dolaşacakmış. Filiz. Disko disko. Hı hı. Bar bar. Hı hı. Sabahlara kadar. Hı hı. Disko disko. Disko disko. Bar bar. Filiz, ne yapıyorsun sen? Annemi tanımıyor musun? Şimdi aklını oynatır babam buradan dönene kadar. Hmm, abi kusura bakma. Hiç seni dinleyemeyeceğim. Şimdi televizyonda programım var. İnanmıyorum sana Filiz ya. İnce oy kabakları. Tarık öyle sever biliyorsun. Ayşe, bunlar ne? Bu sefer de böyle yesin. Ay inanmıyorum, hala kapalı. Telefon kapalı değil, çekmiyordur. Malum bu gece kulüpleri yerin altında oluyor. Ay sabah oldu, ne gece kulübü? İnternette okumuştum. İtalya'da sabah 10'a kadar açık diskolar oluyormuş. Öyle mi? Hı-hı. Senin de bilmediğin şey yok. Filiz, değiştirsene şu kanalı. Değiştirmem. Değiştir. Ya bırak. Ya bak annem geliyor. Bu ne? Süper bir defile anne. Dünyanın en iyi mankenleri bir arada. Malum bu hafta İtalya moda haftası. İtalya mı? Sağ olsun şu Fashion TV sayesinde gitmeye gerek kalmıyor. Evden izliyoruz. Ama tabii daha yakından izlemek isteyenler varsa bir uçakla hop Roma'dasın. Yine kapalı çıksın. Bittin sen Hulusi, bittin. Allah senin eline düşürmesin Filiz. Beni uykumdan uyandırıp İstanbul'un yarısını dolaştırmasaydı dün gece ya. Alo? Hulusi neredesin sen? Roma'dayım belki. Ne işin var senin orada? Hem de İtalya moda haftasında. Tarık'ı arıyorum belki. Bence sen Belan'ı arıyorsun. Derhal ilk uçakla İstanbul'a dönüyorsun. Hayır belki. Tarık'ı bulana kadar dönmeyeceğim. Tarık burada. Ne? Şu anda evde. Aşağıda kahvaltı ediyor. Aramana gerek kalmadı. Akşam yemeğine burada ol. Tamam, ilk fırsatta geleceğim. İlk fırsatta gelme Hulusi. İlk uçakla gel. Tamam, tamam kızma anne. İtalya moda haftasını ben uydurdum. Hacer annemle Ayşe'ye de öyle demelerini ben söyledim. Şaka mıydı hepsi? Evet. Aferin Filiz. Sayende babana abinin evde olduğunu söyledim. Ne? O zaman abimin şu yurt dışı yasağı işini hemen hallet. Bir an önce gönder. Saçmalama. Abin hiçbir yere gitmiyor. Ya iyi de sen demin... Kendi başına bir halt yemeye kalkmasın diye öyle dedim. Oyalayacağım oyalayabildiğim kadar. O ben uğraşıyorum sansın. Bana bak Filiz. Eğer abine bundan bahsedersen çok kötü bozuşuruz ona göre. Kimi arıyorsun? Abini kendi isteğiyle burada tutacak birini. Alo Nazcığım. Belgin teyze nasılsınız? Sağ ol kızım iyiyim. Sesini duydum daha iyi oldu. Neredesin? Ne olsun arabadayım okula gidiyorum işte. Ne güzel. Baban araba kullanmana izin veriyor demek. Yok yeni bir şoförüm var ya. Doğru. Ümit söyledi çok yakışıklı Alo. Bir çocukmuş. Hatta kıskançlığından Alo. Benim görmemi yasakladı. Öyle bir şeymiş. Alo Belgin teyze. Alo Nazcığım. Vaktin varsa bize bir uğrayıver. Çok isterdim ama malum okul. 15 dakika sonra bekliyorum. Öptüm. Demek çok yakışıklıymış. Naz abini görünce bir daha bakar mı acaba o çocuğa? Naz o çocuğu gördükten sonra abimi hatırlıyor mudur acaba? Abinle Naz'ın arasına kimsenin girmesine izin vermem Filiz. O kadar. Havaalanındayım. Uçağa biniyorum de bana Hulusi.
Sorma Belgin'cim, uçakta yer yokmuş. Hazır gelmişken burada görüşmek istediğim birkaç bankacı vardı. Akşam bir yemek ayarlamışlar. O yemeği yiyeyim de öyle gireyim diyorum. Ye o Lozi'ye. Ne halt yersen ye. Sonra da hiç boşuna gelme. O bankacılara da sor bakalım. Sana uygun bir iş var mı oralarda? Çünkü ihtiyacın olacak. Güle güle Hulusi. Abi. Ne sırıtıyorsun? Babamın bize yüzme öğretişini hatırlıyor musun? Şu havuzu sırf bize yüzme öğretmek için yaptırmıştı. Ne günlerdi ama. Cıvıl cıvıldı evimiz. Birazdan yine cıvıl diyecek. Çünkü annem Naz ve şoförünü misafirliğe çağırdı. Ne? Buyurun Naz Hanım. Ah, hoş geldin Nazcığım. Neyi ettin de geldin? Yalnız fazla kalamayacağım Belgin teyze. Malum okul. Ah, ben konuştum rektörle. Bugün izinlisin. Hani nerede şoförün? Arabada. Aa, kızarım bak. Olur mu öyle şey? Çağır gelsin. Hadi. Hadi. Hah. Filiz, ne yapmaya çalışıyor annem? Hiç bana sorma. Söz verdim söyleyemem. Sen nereye? Dolanacağım biraz bahçede. Ya açıkçası abi Ümit Naz'ın yeni şoförüne bakmamı yasakladı da. Ya çok yakışıklıymış ya. Pek çabuk geldiniz. Yakınlardaydınız herhalde aradığımda. Sağ olsun Kerem çok usta bir şoför. Tarık olsa yarım saatte getirirdi ama Kerem evden buraya 7 dakikada getirdi beni. Çünkü Vahi Bey beni sizin hız merakınız yüzünden tutmuştu. Yoksa ben sizi 6,5 dakikada getirmeyi de bilirdim. Ve getirebileceğimi de gayet iyi biliyorsunuz. Kardeşinizin odasındaki posterden. Sen İtalya'ya gitmedin mi? Ufak bir pürüz varmış pasaportuyla ilgili. Bizden rica etti halletmemiz için. Hallolana kadar da kardeşi yanında kalsın istedi. Malum benim oğlan evin yolunu unuttu. Onun odasını verdim. Ben yarım saatte getiriyorsam bir bildiğim var. Benim de bildiğim iyi oldu. Bundan sonra dikkat ederim. İstersen bizde de kalabilirdin. Yok. Ben rahatsız etmek istemedim. Hem Kerem'e de yer açmak lazım. Boşluğumu doldurduğuna göre benim boş bıraktığım odayı da doldurmak hakkı. Kerem teyzesinde kalıyor. Evi bize çok yakınmış. Yazık. Her sabah yürümesin çocukcağız. Verin müştemilatı gitsin. Teklif ettik istemedi. Patronu değil misiniz? Emredin. Ne de olsa yapmayı en sevdiğiniz şey. Haklısın. Kerem, bu akşam bize taşınıyorsun. Tamam mı? Memnun oldun mu? Çok. Zil takıp oynayasım geldi birden. Tarık evlat nereye? Zil bulmaya. Geç otur bakayım şöyle. Ay bu da gün geçtikçe benim oğlum Tarık'a benziyor valla. O da öyle. Eve misafir geldiğim bir karış surat. Bir afra bir tafra. Bak hala duruyor. Evladım geçsene şuraya. Otur bakayım meslektaşının yanına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kerem? Ayşe? Aa, inanmıyorum. Nereden çıktın sen? Naz Hanım'ın yeni şoförüyüm. Siz tanışıyor musunuz? Kerem bizim eski mahalledeki ilkokulda beden öğretmenliği yapıyordu. Hani ben de arada gidiyordum ya anneanne. Beden dersine mi? Hayır. Üniversitedeki arkadaşlardan topladığım eski kitapları götürüyordum. Ay bilsek böyle yakışıklı hocalar olduğunu. Biz de evdeki kitapları götürürdük. Değil mi Hacer abla? Ne? Diyorum ki ben kulağımı yıkatmaya gittiğimde sen de gel. Sende de başladı. Ay senin de şansına vallahi Naz.
hem çok yakışıklı hem de becerikli şoförler denk geliyor. Tarık'ın da sesi çok güzeldir. Hatta İtalya'ya gitmiyorsa albüm yapacaktık kendisine. Senin nasıl müzikle aran? Ben de amatörce söylemeye çalışıyorum. Ay ciddi misin? O zaman bir dinleyelim. Hatta beğenirsek albümü sana yaparız. Tarık için aldığımız kıyafetler, yaptığımız masraflar da boşa gitmemiş olur. Sen de yeni bir yıldızın doğmasına vesile olmuş olursun. Ay ne büyük bir gurur. Ben de o vesileyle menajerlik görevime geri dönmüş olurum. Sen sponsor, ben menajer. Kim tutar bizi Nazcığım? Ama önce birer çay içelim. Hacer abla bana yardım eder misin? Ne? Hacer abla, hadi. Anlamadım, ne diyorsun? Ne zaman kısmetse İtalya'ya yolculuk? Bergin Hanım pasaport işlemlerini halleder halletmez. Aman hiç vakit geçirme. Sofya'nın gözü yollardadır şimdi. Aşk işte. Ya. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bergin Hanım'a arabasını yıkayacağıma söz vermiştim. Tabii tabii, keyfine bak. Ayakta kaldınız, otursanıza. Bergin. Öve bitiremedin şu çocuğu. Ne oluyor? Tarık'ı kıskandırıyorum Hacer abla. Görmedim nasıl bakıyordu çocuğa. Kesin rakip olarak görüyor. Benim tanıdığım Tarık hayatta yenilgi kabul etmez. İtalya'yı unutur. Bu çocuğu alt etmek ve Naz'ın gözüne girmek için ömrünü tüketir. Hacer abla, doğru söyle. Sence doğru yolda mıyım? Bu sefer doğru yoldasın. Erkek kıskandı mı gözü karar. Ama dikkat et. Kızın da gözünü karartma. Çocuğu översin. Sonra bir bakmışsın kız da inanmış. Sonra ne Tarık kalır ne bir şey. Doğru söylüyorsun. Hay aklına bin yaşa Hacer abla. Görüyorsun değil mi? Meğer herkes İtalya'ya gitmemi ne kadar çok istiyormuş, haberim yokmuş. Sen de istiyor musun gitmemi? Diyorsun ki deli mi bu çocuk? Arabayla konuşuyor. Konuşacak, güvenecek kimsem kalmadı ki. Ayıp ettin abi. Ben her zaman dinlerim seni. Yalnız dikkat et, etraftan bir gören olmasın, deli sanır seni. Abi, iyi misin sen? Çok sinirim bozuk. Gelme üstüme. Yapma ya. O kadar yakışıklı demek. Vay vay vay, Ümit haklıymış. Kerem'cim tanıştırayım, bu kızım Filiz. Merhaba, çok memnun oldum. Hayırdır anne, nereye? Yeni yıldızımızı keşfetmeye. Sen de gelsene. Biz şimdi konuşunca içeriden duyulmuyor değil mi abi? Hayır. İyi. Ya Naz, nereden buldun bunu? Ben hayatımda böyle yakışıklı bir çocuk görmedim. Ama buradan duyuluyor Filiz. Sen hariç abicim, sen hariç. Oldu Filiz'cim. Ben bu mesajını Ümit'e ileteceğim. Onun dışında demek istedim, lafımı tamamlatmadınız. Tarık'cığım belli Kerem pek bir heyecanlı. Sen bu işlerde tecrübelisin. Git biraz rahatlat. Ne yapayım Belgin Hanım? Gidip sırtına masaj mı yapayım? Ay tıpkı oğlum, tıpkı. Alo? Belgin teyze, aradım sordum. Bu akşamki Roma İstanbul uçağında yer varmış. Anladım. Başka bir isteğiniz? Sağ ol Sadri. Belgin teyze, Hacan annemle konuşacaksın değil mi? Sen o işi bana bırak Sadri. Sözüm söz. Sen bittin Hulusi. Hadi Tarık, başlasana masaja. Yalnız şu anda mikrofon açık Naz'ın. Kerem'cim, hadi bize bir şarkı söyle. Tarık'cığım, sen de Kerem'e eşlik et lütfen. Ne söylersen söyle, bana fark etmez. Eşlik etmeyecek misin? Hayır, nasılsa hepsini biliyorum, o yüzden. Hasretler ayrılıkla başlar. Yanar yürek sessizce ağlar. Bütün anılar canlanıverir.
bitmemişler gibi. Yolu gözlenen giden sevgili geri dönecekmiş gibi. İçin için ağır gibi kaplar bütün benliğimi. Bir garip olursun bunun ardından. Bazı bir rüzgar gibi eser. Nazcığım, senden bir şey rica edeceğim. Buyurun Belgin Hanım. Benim bu haylaz oğlum Tarık her an eve dönebilir. Rica etsem Tarık İtalya'ya gidene kadar sizde kalabilir mi? Malum benim Tarık çok asabidir. Yatağımı niye verdin diye olay çıkarır. Anlıyorum. Filiz'in abisi de olsa bizim Tarık sizin Tarık'ın gözünde gariban bir şoför. Ama bilmez ki asıl gariban kendisi. Siz hiç merak etmeyin Belgin Hanım. Tarık İtalya'ya gidene kadar bizim misafirimiz. Evdekiler için bir sorun olmaz değil mi? Ne bileyim, Netice alan rahatsız olmasın? Sanmıyorum. Allah Allah Allah! Davullar çalsın, çengiler oynasın. Bugün bayramdır bana adoslar. Memleketin en yakışıklı iki genci karşımda duruyorlar. Vay! Çık oradan. Görüntüyü bozuyorsun. Ümit. Şunlara bak Ümit, şunlara. Al birini, öp ötekini. Hala, o laf al beni vur ötekine değil miydi? Ben dedimse öyledir. Hem bunlara vurulur mu hiç? Kıyabilir miyim ben bu ikisine? Yaklaşın bakayım birbirinize. Heh. Allah iyi kalpli kulunu böyle mükafatlandırırmış işte. Allah bana son gürlüğü verdi. Tarık, yaklaş bakayım şöyle. Otur. Bak bakayım gözümün içine. Var mı? Ne var mı? Hala İtalya'ya gitme niyetin var mı? Var hala, var. Pasaport işlemleri uzamış. Hallolur olmaz. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Öyle deme Naz. Bağlarlarsa durur. Şunlara bak. İkisi de birbirinden yakışıklı Naz. Bak bak. Vay! Efendim abla. Saklanma orada. Çık bakayım ortaya. Ben sana davullar çalsın, çengiler oynasın demedim mi? Hani nerede davul? Hani nerede çengi? Yani bir şey sana 50 defa mı söyleyeceğim ben? Ya abla, ben nereden bulacağım davulu çengiyi bu saatte? Yani aşk olsun Vahiy. 40 yılda bir senden bir şey istedim. Onu da yapmıyorsun. E cimrisin. Cimrisin de ondan hayatım, cimri. Filiz, bak ben senin abinim. Bak, yarın öbür gün bana işin düşer nasılsa. Söyle bana, ne yapmaya çalışıyor annem? Abi, kaçıncı arayışın bu akşamdan beri? Söz verdim, söyleyemem dedim ya. Madem söylemeyeceksin, niye söz verdim söyleyemem diyorsun? Bak kafama takıldı, şimdi uyuyamıyorum. Bu Naz da ne yapmaya çalışıyor onu da anlamış değilim. E onu ona soracaksın. Seni arayan da kabahat zaten. Naz? Sadri. Sadri? Tarık. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada? Başka gidecek yerim yok ki. Ya aslında iyi oldu seni gördüğüm. Konuşmak istiyordum ama aramaya utanıyordum. Açıklama yapmana gerek yok sadece. Her şeyi biliyorum. Babama beni sen ispiyonlamadın. Satmadın beni. Ben zaten yapmayacağını biliyordum.
Ama yapacaktım. Çok özür dilerim Tarık ama anla işte. Ayşe'yi o kadar çok seviyorum. Özür dilemene gerek yok Sadir'im. İnan Ayşe'ye kavuşman için tek yolun bu olduğunu bilsem ben kendim gidip babama yerimi söylerdim. Ya sen ne iyi insansın be. Ya sen İtalya'ya gidersen ben senin gibi dostu bir daha nerede bulacağım be? Hadi hadi. Geç oldu. Yatalım artık. Tamam. Ama bir şartla. Sen ben uyuyana kadar bekleyeceksin. Çünkü sen horlamaya başladığında ben çoktan uyumuş olmak istiyorum. Ya Tarık. Ben o kadar çok horluyor muyum be? Daha da çok. Ama yani uykudan uyandıracak kadar çok olduğunu ben de bilmiyorum. Uyanmadan şöyle sessiz, sakin, huzurlu bir kahvaltı etmek için kalkarım. Uf, mahvetti beni Tarık geldiğinden beri. Şu sofrada yemek mi yiyorum, dayak mı yiyorum belli değil. O yüzden kalkarım sabah 5'te, ederim kahvaltımı. İşe gidene kadar yatarım bundan sonra. Oh! Seni de gördüğüm iyi oldu. Otur şöyle yanıma. Evladım, senden benim için son bir şey yapmanı isteyeceğim. Ne? Şoförlük. İyi ama Kerem? Naz için değil, benim için şoförlük yapmanı. Günaydın. Günaydın. Vahi Bey'in arabası değil mi bu? Evet, bu Vahi Bey'in arabası. Ben de Vahi Bey'in şoförü. Bir sakıncası var mı? Kusura bakma, bir an öyle hızla yanaşınca çarpacaksın sandım. Merak etme, çarpmam. Yani çarparım ama arabayla değil. Yeni işin hayırlı olsun. Sadece birkaç günlüğüne. Sofya'nın kollarına atılmadan önce. Buyurun Nazan. Ofise mi fabrikaya mı Vahi Bey? İkisine de değil. Naz'ın arabasını takip edeceksin. Neden? Bu yeni çocuğu daha çözemedim. Sanki iki gündür arabanın tekerlekleri de biraz aşınmış gibi geldi bana. Sürat yapıyor olmasından endişeleniyorum. Kızımı kime emanet ettiğimi bir görelim. Yürü gidiyorlar Tarık. Düş peşlerine hadi. Bir an senin Alfonso olduğunu unuttum. Önemli değil, hemen hatırlatırım. Tarık, okul yolu mu bu yoksa başka bir yere mi gidiyorlar? Okul yolu. Ha? Ne yapıyor ya? Niye döndü bunlar? Şimdi lütfen sıkı tutun. Thank you.
Naz her gün okula bu yoldan mı gidiyor? Yok, bunun bir de düzü var. Gene ani dön. Bak bakalım. Ne diyorsun Tarık? Nasıl bir şoför bu Kerem? İyi şoför. Ama doğru şoför mü o konuda şüpheliyim. Çok iyiydi vallahi. Özlemişim biraz hareketi. Ne zaman isterseniz. Yeni şoförün hayırlı olsun lan. Az. Hayırlı olsun Naz. Yeni mi bu? Evet yeniyim. Arabayı soruyor. Şoförüm. Şirketimizin yeni promosyonu. Bir adet araba alana bir adet şoför bedava. Hangi şirketmiş bu? Bir araba da biz alalım. Üzgünüm. 4 ay sıra var. Naz. Ne o? Daldın gittin yine. Hiç. Bir şey geldi aklıma. Belli ki güzel bir şey. Bir an yüzünüzde güller açtı sanki. Saat 4'te al beni. Emredersiniz Naz'ı. Naz Hanım. Akşam işiniz var mı? Niye sordun? Sizi çok özel bir yere götürmek istiyorum. Sen 4'te beni al. O zaman konuşuruz. Ne kadar yakışıklı çocuk. Çok ya, nereden buluyorsun? Hep böyle, hep böyle. Naz, yürü. Hadi. Naz, dur. Nereden buldun? Bir şey söyleyeceğim. Naz, bekle. Dur bir dakika. Yok Tarık. Benim içim rahat değil. Ama çocuğa değil de Naz'a güvenmediğimden. Bu çocuğun kanına girip onu yarış marış olaylarına sokmaya kalkmasın. Seni de kandırmaya çalışmıştı. Ama sen oyuna gelmemiştin. Yarış şununla. Yarışana kadar bırakmaz peşimizi. Hasta bu adam. Hayatta becerdiği tek iş bu. Baba parasıyla araba alıp sokaklarda hava atmak. Bunun yüzünden kaza yaptım ben. Ver şunun dersini, bıraksın peşimizi. Lütfen. Benim için. Aman gözünü seveyim Tarık. Gözünü ayırma bu ikisinin üzerinden. Hele akşam makşam bir yere çıkacak olurlarsa ayrılma peşlerinden. Şoförü başkası olabilir ama sen burada olduğun sürece kızım bir tek sana emanet. Evet. Bu akşam bu evdeki masa düzenini değiştirmeye karar verdim. Ben söylemeden kimse oturmayacak. Nereden çıktı şimdi bu abla? Sen sus. Sen benle karşılaşmamak için sabahın köründe kahvaltı et. Sonra geç karşıma konuş. Yok abla. Ben o saatte acıktım da ondan. Sus. Uydurma. Ben malımı bilirim. Şimdi Tarık. Gel bakayım yanıma. Otur şöyle sağıma. Ben de. Soluna. Kalk oradan şamama. Kalk oradan. Kalk. Kerem. Sen gel bakayım. Gel 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 gel. Otur şöyle soluma. Heh. Ümit sen de tam karşıma geç bakayım. Şimdi çıkart bakayım cep telefonunu. Çek bakalım şöyle üçümüzün güzel bir resmini. Sana nereye istersen otur. Abla, nereden icap etti şimdi bu değişiklik? Çünkü bunların ikisi de bu evde misafir. Birisi gidici misafir, öbürü de yeni gelmiş misafir. Yani birine hoş geldin, öbürüne de güle güle. Hadi çeksene fotoğrafımızı Ümit. Baba yemekten sonra çıkabilir miyim biraz? Sen nereye çıkıyorsun kız başına gece vakti? Kız başıma değil, Kerem de yanımda olacak. Tamam kızım, çık ama fazla gecikme. Sağ ol babacığım.
İyi akşamlar babacığım. İyi akşamlar yavrucuğum. Hiç merak etmeyin. Kızınız bana emanet. Göreyim seni Tarık. Tarık bu evden gidince ben ne yapacağım? Meşhur okul burası. Evet. Dayı, dayı. Ve bu da size sözünü ettiğim biricik nişanlım Şeyda. Hoş geldiniz Nasıl? Hoş bulduk. Keremciğim, çocuklar sabırsızlıkla seni bekliyorlar. Tamam. Ben gidiyorum. Siz de fazla oyalanmayın. Hoş geldiniz. Gerçekten gelmenize çok sevindim. Yok hayır bir şey demedim. Kerem gelmeyi kabul ettiğini söyleyince çok sevindik Nazan. Aa büyük bir zevkle. Ben çok severim basketbolu. Hele çocuklara antrenman yaptırmak için akşam saatinde işinden gücünden vakit ayıran sizler gibi gençleri daha da çok severim. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda müdür yardımcısıyım. Ne güzel. Buyur, seni delim. Tabii. Demek beni buralara kadar takip ettin. Burada bile yalnız bırakamıyorsan, sen İtalya'ya zor gidersin Tarık Efendi. Efendim? Aa, yok bir şey, size demedim. Kime dediniz? Hiç, öylesine, ortaya. Ne kadar oldu nişanlanalı? 4 ay. Kısmetse ya, sonu düğün. Ay ne güzel. Siz? Yok daha bir şey. Nasılsa olur. Ya da vardır da siz farkında değilsinizdir. Ne bilsem. Ben bu arada müsaadenizle içeride sınav fiyatlarını okuyorum. Onları bitireyim. Tabii tabii. Şimdi görürsün sen Tarık. Hop! Ben de oynayabilir miyim? Oynasın mı çocuklar? Bu herif ne yapıyor? Tut kendini Tarık. Şimdi rezalet çıkarma. Çoluk çocuk var. Hazırım.
Yapayım mı şimdi? Evet. Tamam. Bravo. Alo, Hulusi'ciğim. Kusura bakma. Ben dün biraz ters konuştum seninle. Canım sıkkındı bir şey ondan. Önemli değil hayatım. Nasılsın? Ah, seni özlemek dışında bir sorun yok. Hiç merak etme bir tanem. Yarın oradayım. Nasıl geçti dün akşamki yemeğin? Şu bankacılarla olan? Nasıl olsun be, işte sıkıcı bir iş yemeği. Sen gel, ben burada eğlendiririm seni. Yarın oradayım hayatım. Tamam hadi, öptüm. Gel gel. Öyle bir eğlendireceğim ki seni Hulusi. Dün akşamki eğlencen solda sıfır kalacak. Vay bak, gördün mü şunu? Ünlü bankacı Hulusi Tekelioğlu Roma'da düzenlenen Türk gecesini de fena dağıttı. Görüyor musun? Yahu bu ne rezilliktir? Ne rezilliği? Helal olsun helal. Ha? Memleketimizi yurt dışında en güzel şekilde temsil ediyor. Aslan Hulusi, sen burada sünepe sünepe dolanmaya devam et. Zaten sen küçükken de sünepeydin, büyürken de sünepeydin, hala da sünepesin. Vay be. Tarık, ne oldu? Nereye gittiler? Basket oynamaya. Ben biraz önden geldim. Yani sorarlarsa bütün gece buradaydım. Buradaydın, buradaydın. Dizimin dibinden ayrılmadın. Ben geldim. Al, sanki gazete okuyormuş gibi yap. İyi akşamlar. Ne yaptınız? Kerem beni beden öğretmenliği yaptığı okula götürdü baba. Aynı zamanda o civardaki çocuklara basket koçluğu yapıyormuş. Ha. O çocuklarla basket oynadı, ben de seyrettim. Ha. Baba, hani annem adına bir şeyler yaptırmayı düşünüyordun ya. Kerem'in okuluna bir basketbol sahası yaptıralım, ne dersin? Senin, bu cimri baban basket sahası yaptıracak. Gülerim ben sana. Ayol, akrep var onun cebinde, akrep. Küçükken de vardı, büyürken de vardı, tamam. Hala da var. Yaptıracağım. Aslan babacığım benim. Yarın gidelim, ne gerekiyorsa yapalım. Okula gideriz birlikte. Zaten okulun müdür yardımcısı Kerem'in... kız kardeşi. Onunla da tanıştırdı beni. Oo, ne oluyoruz Naz? Böyle kız kardeşler tanışmalar falan. Vay, kız elden gidiyor vay. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Ben bütün bağlarımı koparıp arkama bakmadan gideyim diye mi uğraşıyor? Yoksa arkama bakmaktan bir türlü gidemeyeyim diye mi uğraşıyor? Ah, bir anlasam. Nasıl kıskandı beni? Saklamaya çalışıyor ama belli. İyi de bu benim niye hoşuma gidiyor ki? Ben gitmesini istemiyor muyum neticede? İstemiyor muyum yoksa? İstediğimi bir bilsem. Hiç boşuna heyecanlanma. Benim. Kalmamda bir sakınca yok değil mi? Boş ver. Nasıl olsa uyuyamayacağım sabaha kadar. İstediğin gibi orada. Ya cidden. Ben senin gibi dostu nereden bulacağım be? He? Nereden bulacağım? Kardeşim benim. Oh,
patatam. Ay, ödümü patlattın Ümit. Bu ne? Aferin. Çok güzel çekmişsin. Ay yani biz de güzel çıkmışız ha. Biz yakışıyoruz birbirimize ve. Şimdi sen bunu iyice büyüt. Poster gibi böyle duvara as. Abartma hala. Ne diyorsam onu yap. Baban gibi cimri olma. Günaydın. Günaydın. Gel. Tarık, şu fotoğrafa bak, ne güzel çıkmışız değil mi? Yakışıyoruz birbirimize be. Vay be, yok mu? Naz ve Kerem mi çıktı? Şu sağa yaptıracağı okula bakmaya. Hayırseverliğinden değil ki. Sırf bana inat olsun diye yapıyor. Ama şu şoför çocukla Naz da az değiller yani. Yakışıyorlar da birbirlerine canım. Değil mi Alfonso? Şey, müsaadenizle. Müsaade sizin efendim. Anne, çok acil konuşmamız lazım. Şu pasaport meselesiyle ilgili. Neredesin? Sizin gibi birinin okulumuza yardım yapmak istemesi bizim için büyük bir onur. Naz'ı kızım gibi severim. Arayıp böyle bir şey teklif edince hemen atlayıp geldim. Belgin Hanım. Ah, geldin mi evladım? Müsaadenizle Şeyda Hanım. Tabii, buyurun. Anne, ne işler çeviriyorsun sen? Sen ve Naz. Ne diyorsun sen Tarık? Kızcağız aradı. Vay be, Kerem'in okuluna yardım yapmak istiyormuş. Siz de ilgilenir misiniz dedi. Kalktım geldim, hepsi bu. Sen sevdin galiba bu Kerem'i. Çok tatlı bir çocuk. Hadi iyisin. Gözün arkada kalmayacak gidince. Naz'ı sağlam ellere emanet ettin. Naz'ı da çok yanlış tanımışım. Meğer ne kadar tatlı ve iyi bir kızcağızmış. Aman ne güzel. Ben gidince benim yerime nüfusunuzu alırsınız. Bilmem. Babana bir sormak lazım. Demek şu meşhur okul bu. Gidelim şu müdürle bir görüşelim. Ya Kerem, senden bir şey rica edeceğim. Şeyda'yı ben kız kardeşin olarak tanıttım. Şimdi nişanlın olduğunu duyarlarsa torpil yapmaya çalışıyorsun sanırlar. İdare ediver. Siz nasıl emrederseniz Naz'ı. Hadi biz de gidip şu Belgin Hanım'ı bulalım. Dinle Tarık, iyi dinle. Şimdi sen İtalya'da zorluk neymiş, yoksulluk neymiş unutacaksın. Şimdi bu öğretmenleri iyi dinle. Belgin Hanım. Tarık pasaport durumunu merak etmiş. Onu sormak için gelmiş. Evet. Şey Belgin Hanım, benim nedir pasaportun durumu? Tamamdır o iş. Tamam mı? Tamam mı? Yine de arayıp soralım emniyetten Sakıp Bey'e. Ne bu gürültü ya? Alo. Buyurun Belgin teyze. Sakıp Bey, yine ben. Sakıp? Ne? Tamam değil mi bizim Tarık'ın durumu? Bir pürüz kalmadı yurt dışına çıkmasında. Belgin teyze, yanlış aradınız galiba. Ben Sadri. Tamam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, pasaportun yarın hazır Tarık. İtalya'ya dönebilirsin. Siz ciddi misiniz? Duydun işte, yanında konuştum adamla. Yani Tarık'ın yurt dışına çıkmasında bir problem kalmadı. Hayır. Gidiyorum yani. Gidiyorsun yani. Tamamdır Naz. Müdürle de konuştum. Yaptırıyorum sahayı. Hayda. Sevinsenize. Geçin içeri, bir kahve içelim. Yok. Biz gidelim. Malum ablam merak eder. Ay şunu açıkça kızar desene baba.
Naz. O zaman akşam bekleriz. Ne de olsa Tarık'ın son gecesi. Gidişini kutlarız birlikte. Bir ablama sorayım. Yani izin alabilirsek demek istiyor. Naz. mutlaka uğrarız. Hadi Naz. Daha fazla rezil olmadan gidelim. Akşam görüşemezsek iyi yolculuklar. Sağ ol. Hadi Naz. Hadi evladım. Ya iyi geldi be. Biz bunu haftaya gene tekrarlayalım ha? Bana bak. Şimdi sen beni yarın tekrar arıyorsun. Bu banka anlaşması oluyor. Adamlar seni haftaya Roma'ya bekliyorlar diyorsun. Uçak biletini, oteli ayarlıyorsun. Ben şak haftaya Roma'ya geliyorum. Ha? Tamam mı? Şişt, hadi tamam eve yaklaştık. Hadi kapatıyorum. Bergin kapıya çıkmıştır. Hadi görüşürüz. Söyledim.